Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Yeni balıklarımız geldi. Bayağı güzel türler var. Efsane türler var. Yani efsane tür bu da bir tek. Geri kalanlar çok efsane değil. Red, lizard, vatozlarımız geldi arkadaşlar. Bunları çok uzun süredir almak istiyordum. Bugüne nasip oldu. 5 adet aldım. Bakalım akvaryuma ekleyeceğiz. Biraz saklanan bir tür ama ne kadar görebileceğiz bilmiyorum. Şimdilik poşetin içinde yakalamışken çekelim. Bunlardan sonra en sıradan türler leopar vatozlarımız. Dev leopar vatozlarımız 15 santim civarındalar. Giderek işi büyütüyoruz. Her seferinde daha büyük leoparlar geliyor. Sonra biraz kardinal takviye yaptım. Bir önceki partiden 20 tane almıştım. 12 tanesi yaşıyor şu anda. Yine bir 20 tane daha aldım. Benim en sağlam partim burada. Sıfır kayıpsız büyütüyorum onları. Böyle parça parça alıyorum ki 20'şer 20'şer dediğim gibi kayıpsız bir şekilde. Yani en azından kayıp verirsem bile hepsi gitmesin. Biliyorsunuz 100 taneden bunlar kalmıştı, kırmızı burunlar. Şimdi bir 40 tane daha aldım. Yine daha poşetin içinde bir tane ölüsü var yani. Bakalım 40 taneden kaç tanesi yaşayacak. Bunun dışında nelerimiz var? Dışarıdakiler. Güzel bir şu bizim büyük akvaryuma yakışacak bir büyük tetraturu aldım. Şimdi bir dakika bunu ezberlemişim. Buoneso Airtice. Airtice böyle bir şey, ezberleyeceğiz bunun isminde. Güzel bir tür. Bakın renklerini de almaya başladı. Kırmızı kuyruk, alt ve arka yüzgeçleri. Bir 5 tane buraya koyacağız. Bir 5 tanesini de bu akvaryuma koyacağım. Aynı Silver Shark'lar gibi oldu. 5 tane istemiştim, 10 tane geldi. Ayırdım, bu 5'ini de buraya koyduk. Ve son olarak rengarenk zebra danyolarımız var. Onların hepsini de bu akvaryuma koyacağım. Pembe, kırmızı ve mavi. Bunları poşetini açınca daha güzel görürüz. Şimdilik tam da renklerini göstermiyorlar. Poşetlerimizle ısılarını alıştıralım. Sonra ekleriz balıklarımızı. Evet, balıklar yeni evlerine giriş yaptılar. Renkleri de bayağı toparlanmaya başladı. Bu arada bunlar Tahsin abi de kıpkırmızı. Tahsin abiye sorduğumda farklı bir tür mü abi dedim. Yok dedi, küçükken biraz daha desenli olabiliyor dedi. Ama belki bazıları vahşi tür, vahşi kan olabilir dedi. Bakalım büyüdükçe göreceğiz artık. Ama bayağı efsane görüntüleri var gerçekten. Üçü burada. Özellikle onlara böyle küpler yaptım. Girsinler diye ama üçü dışarıda şu anda. Biri şurada. 4. 5. de bir yerlerde vardır ama belki bunlar küpü çok fazla sevmiyor olabilirler. Onu yaşayıp öğreneceğiz. Ama hareketler en azından. 4.'nün ölüsünü de görmediğim için içim rahat. Bir gözümle takip ediyorum da. Bu arada kırmızı burunlarımız genel anlamda iyi. 100 tane aldığım zaman hepsi ölür. 40 tane aldığım zaman hiçbir şey olmaz. Gayet keyifleri yerinde. 1, 2, 3 adet ölü var sadece. O kadar hiçbir şey değil. Sadece o kadar olsa %100'lük başarı diyebilirim ben size. Özellikle hiç kimsenin olmadığı bir akvaryuma, başka hiçbir balığın olmadığı akvaryuma koydum. Bakteri kültürünün en iyi, en sağlam olduğunu düşündüğüm bir akvaryuma koydum. Hani kayıpsız bir şekilde büyütebileyim diye. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Birlikte yüzmeler şahane gerçekten. Burunların kırmızılıkları da ortaya çıkmış. Kardinaller ne durumda bir bakalım. Kardinallerde bir tane kayıp var. Ama diğerleri fıldır fıldır yüzüyor. Güzel. Bu da güzel. Bu arada bu aldığım parti balıklar o ölenlerden ayrı bir yerden geldi. Yani aldığın yerde etkiliyor tabii ki. Bunların isimleri öğrenmem biraz zaman alacak ya. Bonisai Airtice. Bunu bir yere yazmam lazım ezberleyene kadar. Bunlar da 4'ü bir yerde, 5'i bir yerde.
Birlikte yüzüyor. Bu akvaryum efsane olacak ya. Bunların hepsi büyüyecek. Ciddi büyük boyutlarda olacaklar ve grup halinde yüzecekler. Şu anda altyapısı hazırlanıyor, öyle söyleyeyim ben size. Buradaki diğer beşli ne durumda? Onlar da sağlıklı. Aynen, beşi birlikte yüzüyor. Bak, Silver Shark bayağı toparlamış kendini. Bayağı karnı içine çöküldü ilk geldiğinde bunların. Yem yedikçe, Artemia ile beslendikçe keyifleri yerine geliyor. Zebradan iniyorlar şıkır şıkır, rengarenk. Tam domuzluk boyda. Şu koldoras ölü sanmayın. Her videoda belirtiyorum. Ölü gibi yatıyorlar ama çok da sağlıklı oldukları söylemez ama yaşıyorlar dürttüğüm zaman. Hoş oldu bayağı. Sarı, turuncu, pembe, kırmızı. Maviler çok sönük kaldı. Maviler çok kendini göstermiyor. Belki biraz daha zamanla gösterir ama bir turuncu pembenin yanında gerçekten kendini tam olarak gösteremiyorlar. Onun dışında yeni gelen, yeni zaten bu kadar geldiydi. Aynen. Bu partide çok fazla şey yok. Ama bitkiler bayağı güzel olmaya başladı arkadaşlar. Onu bir ek videonun devamında göstereyim. Bunlar da yeni geldi sayılır. Özellikle bol akvaryum balıklı yerlere koyduklarım çok hoş. Buralara sıvı gübre takviyesi falan yaptım ama planlarımda böyle biraz tür tür ayrı akvaryumlara koyma gibi bir planım var. Bakalım iş yoğunluğumdan fırsat bulabilirsem onların da ayarlamasını yapacağım. Ama gelin şu başka yeni balık var mı diye düşünüyorum ya. Karıştırdım. Red Lizard'lar gerçekten favorim. Şurada bir tanesi daha ortaya çıkmış. Bak bak, çılgınca yüzüyorlar. Böyle yüzmeleri bir garip bunların. Şimdi bunlar hobi haline geldiğine göre şunlardan biraz takviye yapma zamanı geldi. Tahsin abiden isteyeceğim bunlardan. Hatta bu burada kalır ama yeni gelen partiyi de bunların yanına koymaya, şuraya koymayı düşünüyorum. Benzer türler yan yana olsun istiyorum. Tahsin abiye sordum, bu her şeyi yiyormuş bunlar. Özellikle dikkat etmem gereken bir besin değeri var mı diye. Her şeyi yiyor dedi. Leopar'a bak. Küpün tadını o çıkarıyor. Bunların pek küple alakası olacağını sanmıyorum. Ortalıkta geziniyorlar. Gezinsinler, sağlıklı olsunlar da. Ama kırmızı burunlar da çok sevindirdi beni yani. 2-3 kayıp. Hiçbir şey yani açıkçası. Normalde poşetin içinde zaten 10 tane falan ölü çıkıyordu. Bunlar keyifli olacak gibi. Bunların bakın buraya bitki takviyesi yapabilirim. Güzel olur. Bunlar keyifle yüzerler burada. Bunların diğer önceki partiden kalanları boyut farklarını görüyorsunuz. Ha, leoparlar da var ya. Unuttum bak. Dev leoparlarımız küp kavgası peşinde. Bunlar da yeni geldi. Son partiden. Yaklaşık 11-12 santimlik balıklar. Hepsi bir tane küpe girmiş. Bizim yapmak istediğimiz şeyi leopardan keyfini alıyoruz. Bir kere daha göstereyim. Şu arkadaşlar niyetiyle besliyorum ben bunları. İnşallah bir gün çok paramız olursa bunlardan da ekleyeceğiz. Bu arada ölen 201'ler yerine eklemeyi düşünüyor musun diye sorular geliyor. Arkadaşlar düşünüyorum, evet. Yani o gerçekten içimde kaldı. 201'lerden. 10 tane 201, 10 tane 397. Biliyorsunuz motorun üzerine biraz daha gideceğim tekrardan. L-44'lerimiz. L-44 tüllerimiz. Böyle güzel güzel takılıyorlar. Bir ara biliyorsunuz Lepsites'e önem verdiydim. Şimdi biraz Batuz türleriyle tekrardan geri dönüş yapacağız. Süper Red erkeğim, kendi yavrum. Kendi yavrudan büyüttüm. Red Lizard'larla Vatoz'a geri dönüş yaptığımı anlayabilirsiniz. Güzel Vatoz türlerini benden görmeye tekrardan devam edeceksiniz.
Başka da şimdilik yenilerden bir şey yok sanırım. Şöyle Zebra Daniyolar'la tekrardan videomuzu sonlandıralım. Bugünkü yeni gelen arkadaşlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.